xplay.gg deathmatch, bayrak yakalama, retake ve en önemlisi ise botların bulunduğu antrenman modu ile skin kazanabileceğiniz bir site. Bots modunun en güzel tarafı ise botların ne tür zorlukta olduğunu, hangi tick serverda oynamak istediğinizi ve hangi map'te oynamak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Yeni oyuncular için nişan alma süresi 650 milisaniye olan medium seviye bot, profesyonel oyuncularla oynuyor gibi hissetmek için nişan alma süresi 450 milisaniye olan hard seviye bot, hilecilerle başa çıkabilirim diyorsanız da nişan alma süresi 350 milisaniye olan cheaters botu seçebilirsiniz. Ayrıca bu botlar size asla arkanız dönükken vurmazlar. Oyun içinde ise E tuşuna basarak kendinize özel gelişmiş istatistiklerinizi görebilirsiniz. Bu modları oynarken ise günlük görevlerinizi yerine getirerek kazandığınız bakiye ile siteden bedava skin alabilirsiniz. Günlük görevlerden daha çok bakiye gelmesini isterseniz 14 günlük bedava premium üyeliğini deneyebilirsiniz. Eğer bu modları oynamak isterseniz linki açıklama kısmına bırakıyorum, oradan ulaşabilirsiniz. Geçen videomda da bahsettiğim üzere Eternal Fire büyük bir yapılandırmaya giderek Paz ve Hardstyle ile yollarını ayırmıştı. Bununla beraber internette birçok dedikodu denebilecek haber yer almaya başladı. Özellikle haber sayfaları aldıkları duyumları sosyal medyalarından aktardı. Esporkolik'in haberlerinden bir tanesi Kalix'in Eternal Fire'e gelebileceği yönündeydi. Bu haberi doğrulayan herhangi bir şey paylaşılmasa da herkes Kalix yerine Soulfly'in geleceğini düşünüyordu. Tanga'nın Soulfly'i bırakmayacağını düşünüyorum. Esporkolik Kalix haberiyle yetinmeyip bir de Woxic'in Eternal Fire'dan ayrılacağı ve ayrılmakta kalmayıp CSGO kariyerinde sonlandıracağını söyleyen bir haber yaptı. Bu haberden sonra Woxic, Esporkolik'in bu haberine cevap vererek götünüzden element uydurmayın, yalan haberde yapmayın diyerek bir nevi yalanlamış oldu. Muhtemelen burada yalanladığı şey CSGO kariyerini noktalama konusunda yapılan haberdi. Çünkü dün itibariyle Woxic'in Eternal Fire yönetimine gelecek teklifleri değerlendirmek istediğini belirterek yedeğe çekildiğini söyledi. Woxic bununla beraber Twitter'ında bir yazı paylaştı ve kurucu ortağı ve aktif CSGO oyuncusu olduğum Eternal Fire takımından kendi talebim doğrultusunda aktif kadrodan yedeğe çekilme kararı aldım. Bu kararı Malta'da hem Pro League hem de Major'a gidebilme hakkımızı kaybettikten sonra düşünmeye başlamıştım. Oyuncu değişikliklerinden, yaşadığımız çeşitli takım içi problemlerden, üst üste gelen değişiklikler sonrası çıkış yakalayamamamız, bu sebepten ötürü 2023 sezonu için yeni oyuncular almak zorunda olmak, ekstra 1-2 sene daha istediğimiz noktaya gelebilmek için tekrardan oynamak, ilerleyen yaşım, motivasyonum ve mental sağlığım açısından tekrardan deneyebilecek bir durumda olmadığıma karar verdim. Bu şekilde devam etmek hem bana hem de takıma zarar vereceğini düşünerek bu zor kararı aldım. Daha kısa sürede daha ileri gitmeyi sizler gibi hedefleyip arzulamıştık. Bu zamana kadar Eternal Fire takımının büyümesi ve başarıya ulaşması için elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştığım için içim rahat olacak. Ama bundan sonraki CSGO kariyerime tekrardan olduğu gibi uluslararası bir kadroda devam etmek istiyorum. İlerleyen süreçte de yeni sezon için takım tekliflerini değerlendireceğim. Bu zamana kadar başta CEO'muz Furkan Güven'e ve bu yola beraber çıktığım Can, Ömer, Yasin, Timur abi, Burak, İsa, Azmican, İsmet, yakın süreçte aramıza katılan Engin, Ahmet, Polat abiye de sahnenin arka tarafında çalışan diğer tüm değerli çalışma arkadaşlarıma takım için verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederim. Siz değerli destekçilerimiz sayesinde koca bir aile olduk ve desteğinizi turnuva için gittiğimiz uzak ülkelerde bile çok yakınımızda hissettik. Bu yüzden sizlere ayrı teşekkürü borç bilirim. Gönül isterdi ki Türk CSGO'su için yaptıklarımdan daha fazlasını gitmeden önce yapabilseydim. Belki bir gün ama şimdilik elveda dedi. Esporkolik'in yaptığı Woxic Eternal Fire'dan ayrılacak haberine tam olarak inanmamış olmamla beraber Woxic'in yedeğe çekildiği haberine çok şaşırdım açıkçası. Benimle beraber şaşıran çok fazla insan olduğunu da düşünüyorum. Ayrıca insanların bu kadar değişikliğe giden bir takımdan umudunu kesme ihtimalinin çok yüksek olduğunu da düşünüyorum. Siz de fikirlerinizi yorumlara yazın. Hep beraber tartışmış olalım. Esporkolik'in bir diğer haberinde ise Eternal Fire, Hardstyle'in ayrılmasıyla beraber onun boşluğunu BBL Esports'un Valorant koçu Fabri ile ilgilendiğini yazdı. BBL Esports'un genel müdürü RootTheGamer yayınında bu dedikodu ile ilgili birkaç açıklamada bulundu. Gelin hep beraber izleyelim. Arkadaşlar Fabri konusunda birkaç kere daha söyleyeceğim. Fabri bizim kontratlı koçumuz. Zaten geçen seneden beri de bizle çalışmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem hazırlıklarına da ufak ufak başlıyoruz, antrenmanlarımıza falan. O yüzden transfer haberleri genel olarak doğru yanlış diyemem. Ama şu an için dediğim gibi Fabri bizim kontratlı koçumuz ve çalışmalarımıza da yer alacak. Eternal Fire'dan ayrılmış olan Kaptan Mayer de resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla CSGO'yu bırakıp Valorant'a geçtiğini duyurmuş. Yayın açıp arada CSGO izleyebileceğini de eklemiş. Kaptanın gelecek yaşamında ve kariyerinde başarılar diyelim o halde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoda sadece Türkiye gündemini değerlendirmek istedim. Gelecek videoda Major maçlarını ve dünya gündemini değerlendireceğim. Bir diğer videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.